Nesine TV'den herkese merhabalar. Cuma akşamı temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Barcelona'yı konuk edecek. Tek maç oynama şansımız var. 965 koduyla ilk yarı 4.5, maç sonu 8.5 sayılık handikaplar konuk takım. Barcelona'da 154.5 sayılık toplam sayı limiti var. Handikapsız oynama şansımız var bu mücadeleye. 970 koduyla Fenerbahçe Doğuş kazanır oranı 1.15, 3.75 Barcelona kazanır oranı var. Maçın uzatmaya gitmesi durumunda 15'lik oran görüyoruz. Tabii Fenerbahçe Doğuş özellikle bu sezon kendi evinde oynadığı maçlarda iyi takımlara karşı biraz zorlandığını gördük. Real Madrid'e kaybetmişti Fenerbahçe Doğuş. Zalgiris Kaunas'a kaybetmişti İstanbul'da. Geçen hafta özellikle Panathinaikos karşısında zorlanan bir Fenerbahçe Doğuş'u izledik. Maçı kazandı Fenerbahçe Doğuş ama benim açıkçası beklediğimden daha zor bir galibiyet oldu. Barcelona bana göre Avrupa'nın en dengesiz, en istikrarsız takımlarından bir tanesi. Bazı maçlar hücumda çok etkililer, yüzlü sayılara ulaşabiliyorlar. Bazı maçlarda çok etkisiz bir performans, çok etkisiz bir oyun ortaya koyuyorlar. Açıkçası Barcelona maçlarına tahmin yapmak hem alt üst açısından hem de taraftar açısından çok kolay değil. Bir kere Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'in zayıf takımlarına karşı, yani zayıf takımlarından kastım şu, Valencia örneğin bu sezon iyi bir performans sergileyemiyor. Kızıl Yıldız mütevazi bir kadroya sahip. Bu takımlara karşı Fenerbahçe Doğuş İstanbul'da maçı kopma noktasına getirebiliyor. O farkı yaratabiliyor. Ama işte az önce saydığım gibi Panathinaikos'a karşı zorlanan bir takım izledik. Real Madrid'e karşı takım kaybetti. Zalgiris Kaunas İstanbul'da kazandı. Deplasman maçlarında Fenerbahçe Doğuş'un bazen daha rahat bir oyun ortaya koyduğunu gördük. Barcelona ne olursa olsun İstikrarsız, dengesiz sonuçlar alsa da Avrupa'nın iyi takımlarından bir tanesi. Skor gücü olan bir takım. 8.5 sayılık handikap bana bu bağlamda biraz fazla geldi. Ben Fenerbahçe Doğuş'un maçı kazanacağını düşünüyorum ama dediğim gibi 8.5 sayılık handikap bana göre fazla. Fenerbahçe Doğuş'un İstanbul'da oynadığı maçlarda zorlandığını gördüğüm için Barcelona'da biraz skor gücünü düşünürsek maç sonu iki tercihi benim için doğru tercih olacak. Fenerbahçe Doğuş'a başarılar diliyorum. Herkese de oyuna kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere.